Karışımların bu son bölümünde arkadaşlar karışımları ayırma yöntemleri var. Karışımları ayırma yöntemlerini biz fiziksel hallerine göre gruplandırıp ona göre anlatmaya çalışacağım. Burada da ekranda görmüş olduğunuz üzere öncelikle işte katı karışımlardan başlayacağız. Bunları ilk etapta homojen, heterojen diye ayıracağız. Daha sonra hangi yöntemi, hangi farka dayalı kullanıyoruz ve örnekleri nelerdir hepsini teker teker inceleyeceğiz arkadaşlarım. İlk olarak katı karışımları ayırmadan başlıyorum. Ve bunların ilki de homojen katı karışımlar. Homojen katı zaten alaşımlar var. Bizim bilmemiz gereken. Alaşımlar metal karışımlarıydı. Hatırlarsanız metal çözeltileriydi hatta. Metal çözeltileri yani farklı metallerin bir araya gelmesiyle eritilip bir araya gelmesiyle arkadaşlar tekrar soğutulup yeni bir karışım elde etme olayıydı. Şimdi burada erime noktası farkını kullanarak bir ayırma yöntemi uyguluyoruz. Bunlar da zaten erime noktası farkıyla ayırma. Yine resimde örnek olarak kalay ve demir tozları karışımından nasıl kalay ve demiri ayırdığımıza dair bir ipucu var. Dikkat ettiyseniz burada erimiş kalay yazıyor şurada arkadaşlar. Kalayı eritiyorsunuz, daha doğrusu kalayı eritmiyorsunuz. Öncelikle bu karışımı ısıtıyorsunuz. Kalayın erime noktası demirden daha düşük olduğu için önce kalay eriyor. Onu başka bir kaba aktarıyorsunuz ki aktarma yapıyorsunuz. Buna da başka bir isim vereceğiz sonradan. Kalan demir tozları da erimemiş katı halde sizi bekliyor arkadaşlar. Bu birinci ayırma yöntemimizde. İki de heterojen katı karışımlar var arkadaşlar. Bunlardan ilki mıknatıslama yöntemi. Mıknatıslama yöntemiyle biz mıknatıs tarafından çekilebilen metalleri diğer metallerden ayırabiliriz. Zaten örnek olarak da mıknatıs tarafından çekilebilen sadece 3 tane metali diğer metaller şeklinde verdim. Yani siz atıyorum demiri kükürt tozundan bu yöntemle ayırabilirsiniz. Yine atıyorum nikeli başka bir metalden ne metali olsun atıyorum gümüş. Gümüş metalinden arkadaşlar bu şekilde ayırabilirsiniz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Siz demir ve nikel tozları karışımına veya atıyorum demirle kobaltı veya nikelle kobaltı bu yöntemle ayırt edemezsiniz. Neden? Çünkü hepsi de mıknatıs tarafından çekilebildiği için mıknatısı yaklaştırdığınız an hepsi zaten tekrar bir arada kalmaya devam edecektir. Bunu yapmak için ki resimde de örnek olarak zaten demirle kükürt tozu verilmiş. Bunu yapmak için mutlaka karışımı oluşturan bileşenlerden bir tanesinin mıknatısla çekilebilmesi, diğerinde çekilmemesi gerekiyor. Evet, bir diğer ayırma yöntemi elektriklenme. Burada da elektriklenme ile çekilebilme farkı şeklinde yazdım. Burada da arkadaşlarım elektrik tarafından elektriklenme ile ayırma yöntemi yapabiliyorsunuz. Bunun için elektriklenmiş cam çubuk, ebonit çubuk diye geçen bir çubuk kullanmak zorundasınız. Bunu mesela günlük hayatta işte saçınızı taradığınız tarak veya yün kaza tarağı aynı şekilde sürterek bu şekilde bir çubuk elde edebiliyorsunuz. Bunda da en meşhur zaten pul biber tuz veya karabiber tuz şeklinde ayırma yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu yöntemle. C. Eleme. Elemede parçacık büyüklüğü farkı kullanıyorsunuz. Yine burada örnek olarak bakın kumla çakıl taşını veya taşı ayırmak için bir elek kullanılmış inşaat işçisi tarafından. Burada eleme yapmanız için arkadaşlar mutlaka parçacıkların büyüklüğünün birbirinden farklı olması lazım ve eleme yapacağınız o deliklerin bu iki parçacık büyüklüğünün arasında olması lazım. Buna başka bir örnek olarak da zaten bakın buğday ve unu da görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yine günlük hayatta da kullanılan bir yöntem. Buğdayla un karışımını bir elekten geçirdiğiniz zaman un aşağı inecektir, buğday yukarıda kalacaktır. D. Savurma. Yine burada bir amcamız gördüğünüz gibi buğdayla samanı savurma yöntemiyle ayırıyor. Savurma yönteminde öz kütle farkı söz konusudur. Burada arkadaşlarım samanın öz kütlesi yani yoğunluğu buğdaya nazaran fazla, hatta havaya göre de uygun olduğu için bu karışımı yukarı attığınız zaman saman uçup gidecek, buğday aşağıya düşecektir ki size de lazım olan zaten buğday olacaktır arkadaşlar. Bu yöntemle de öz kütle farkıyla yani savunma yöntemiyle de buğdayla saman çok güzel bir şekilde birbirinden ayrılabilir arkadaşlar. Evet, ayırma yöntemlerine devam ediyorum. İkinci sayfaya geçtim. E'de elle toplama var arkadaşlar. Bu elle toplama bizim hepimizin mutlaka yaptığı şey, pirincin taşını ayıklama olayı arkadaşlar. Parçacık büyüklüğü farkını kullanıyoruz. Elimizde toplarken yani o taşı eline alabileceğin büyüklükte olması lazım. Pirince nazaran daha büyük olması lazım ki rahat rahat toplayabilirsin. Tabii teknoloji geliştiği için arkadaşlar günümüzde çeşitli makineler var. Buraya da bir tane makine resmi koydum. Bu pirincin taşını ayıklama makinesiymiş arkadaşlar. Biraz internette araştırma yaptığımda böyle bir makine çeşidiyle karşılaştım. Günümüzde artık dediğim gibi bu tarz teknolojik makineler kullanılır ama eskilerden hatırlarsınız pirinç, taş bu şekilde elle toplayarak ayrılabiliyor. Ayrımsal kristallendirme var F şıkkında. Çözünürlük farkını kullanacağız bu sefer. Örnek olarak şeker ve tuzu verdim. Burada da grafik, bu grafiklere biraz aşinayız arkadaşlar. Aslına bakarsanız gördüğünüz gibi potasyum nitratla sodyum klorür tuzlarının çözünürlük grafikleri, ikisi de endotermik çözünüyor. Yalnız bu grafikler arasında bir fark var, detay farkı var. Bakın potasyum nitratın çözünürlüğü sıcaklıktan çok daha hızlı etkileniyor ama sodyum klorür sıcaklık değişimine birazcık direnebiliyor. Peki biz bu ikisini nasıl ayırt edeceğiz? Burada yapmamız gereken kesinlikle su ekleyeceğiz önce. Mesela ortak bir çözücüde çözünmesini karşılaştıracağımız için mesela örnek olarak dediğim gibi su ekleyebilirsiniz. Su ekledikten sonra ikisi de suda çözünecektir ama hızlı bir şekilde soğutma veya ısıtma yaptığınız zaman arkadaşlar çözünürlüğün sıcaklığa karşı gösterdiği dirençle biri diğerinden daha önce çökecektir. Mesela potasyum nitratın, bu grafiğe göre konuşuyorum, potasyum nitratın dibe çökmesi sodyum klorürden daha hızlı gerçekleşecektir. Ha tabii çöktükten sonra da uygun bir yöntemle sudan ayırabilirsiniz. Nasıl olur? İşte aktarma yöntemi olabilir. Yukarıdaki sodyum klorürlü suyu başka bir kaba aktarırsınız. Potasyum nitrat dipte kalır. Tabii %100 başarılı bir ayırma yöntemi değil. Zaten bugün içerisinde çalışacağımız ayırma yöntemlerinin birçoğu arkadaşlar %100 garantili değil arkadaşlar. Mutlaka kayıp olabiliyor ki bu yöntemde de olduğu gibi. Ekstraksiyon G şıkkında, Türkçesi özütleme. Burada çözünürlük yardımı kullanılıyor. Bir karışımın içerisinde istediğiniz maddeyi uygun bir çözücü yardımıyla çekme olayı. Mesela çayın demlenmesi örnek olarak verilebilir. Mesela çay yapraklarındaki bize çay tadını veren o maddeleri arkadaşlar suyun içerisine bu şekilde geçirebiliyoruz. Şeker pancarından şeker eldesi var. Bakın bu da şeker pancarını direkt suyun içerisine attığınız zaman ki fabrikasyon esnasında da böyle gerçekleşir bu olay. Attığınız zaman şeker pancarındaki şeker suyun içerisinde çözünüyor ve bu şekilde şekeri elde edebiliyorsunuz. Tabii şekerli su elde ettiğiniz için daha sonra uygun bir yöntemle yine şekerli suyu da ayırmak zorundasınız. Veya söğüt yapraklarından aspirinin ham maddesinin eldesi ki bunu 9. sınıf simya konumuzda bahsetmiştik. Söğüt yapraklarında asetil salisilik asit denilen yani aspirinin ham maddesi bulunmakta arkadaşlar. Bunu da yine çözücü yardımıyla, mutlaka çözücü yardımı olması lazım. Şuraya yazalım. Çözücü yardımıyla istediğiniz maddeyi çözücünün içerisine geçiriyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Siz bunu suya aktardığınız zaman, genelde su kullanılır çözücü olarak, suya aktardığınız zaman uygun bir yöntemle suyla o maddeyi de ayırmanız gerekiyor. Mesela şekerli suda olduğu gibi. H şıkkında flotasyon, Türkçesi yüzdürme var arkadaşlar. Burada öz kütle farkı kullanılacak. ilk resme dikkat ederseniz bir karışım var diyor burada. Bu karışımın bir kısmı dibe çökmüş, bir kısmı yukarıda yüzmeye devam ediyor diyor arkadaşlar. Bu talaş artı kum karışımı olarak düşünülebilir ki burada da dikkat ettiyseniz zaten bir su, yani en uygun sudur. Su ekleme yapmanız gerekiyor. Suyu ekleyeceksiniz ki çöken madde ile yüzen madde birbirinden ayrılacak. Tabi burada öz kütle farkı dedik. Öz kütle önemli. Şimdi çöken maddenin suyun öz kütlesinden yüksek, yüzen maddenin de suyun öz kütlesinden düşük olması lazım. Genelde su kullandığımız için ben yine buraya su ekleme şeklinde yazdım. Yine meteoroloji mühendisliğinde arkadaşlar madenlerin içerisinden minerallerin ayrılması işleminde de bu flotasyon yani yüzdürme yöntemi kullanılıyormuş arkadaşlar. Yanında da bir şekil bıraktım bunun için. İyideyiz. Suda çözme. Çözünürlük farkı kullanacağız. Örnek olarak tuz, kum, şeker, tebeşir tozu yazmışım. Şimdi buradaki olay ne? Yine su ekleme yapmamız lazım. Zaten başlık suda çözme. Kesinlikle su ekleme yapmamız lazım. Siz suyu eklediğiniz zaman tuz kum karışımını ister istemez tabii tuzun suda çözülmesi gerçekleşecek. Kumun da dibe çökmesi gerçekleşecek. Bakın suyu attık. Şekil bu hale döndü. Dipte kum var. Üstte tuzlu su var. Bu şekilde kumla tuzu birbirinden ayırmış olduk. Peki daha da ayırmak istiyorum. Yani eklediğim suyu da geri almak istiyorum. O zaman sevgili arkadaşlar önce aktarma yaparak tuzlu suyla kumu ayırırsınız. Daha sonra tuzlu sudan da yine buharlaştırma yöntemi kullanarak suyu gönderip tuzu tek başına elde edebilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi bazı karışımlarda özellikle üçüncü bir bileşen işin içine giriyorsa ki burada su girdi, farklı ayırma yöntemlerinden de yardım almak zorundasınız. Evet, B kısmındayım. Yani katı sıvı karışımları ayırmak. Katı katıları bitirdik. Sırada katı sıvı var. Ki hemen az önce bahsettik. Buharlaştırma olayı burada karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İlk olarak homojen katı sıvı karışımları ayırt edeceğiz. Bunun için önereceğimiz ilk yöntem buharlaştırma veya kristallendirme. İkisi de aynı mantıkta. Bu çözünürlük farkı kullanıyorsunuz. Şeker, su ve tuz su örnekleri. Burada yapacağınız şey arkadaşlar suyu uzaklaştırmak. Nasıl uzaklaştıracaksın? Buharlaştırma yani ısıtarak, ısı vererek. Su gidecek, su buharlaşacak. Su buharlaştıkça buradaki tuz veya şeker kristal şeklinde buraya çökecek arkadaşlar. Burada çökme olayı, kristallendirme olayı demek oluyor burada. Dibe de kristal halinde artık şeker mi, artık tuz mu, hangisini kullandıysanız o çökecektir arkadaşlarım. Katı sıvı karışımları ayırmada yani homojenleri ayırmada daha doğrusu bir başka önereceğimiz yöntem de basit damıtma olayı. Basit damıtma olayı kaynama noktası farkından yararlanılarak yine az önceki şeker, su ve tuz su karışımlarını ayırmakta kullanılıyor. Önceki yöntemden farkı şu arkadaşlar. Az öncekinde biz dikkat ettiyseniz suyu kurban ettik. Buharlaştırdık, gönderdik. Su lazım değil. Eğer siz suyu da istiyorsanız bu yöntemi kullanmanız lazım. Su bana lazım değil diyorsan buharlaştır git. İşim biter. Ama bana su da lazım diyorsun. Issız bir adaya düştüm. Okyanus suyunu yani tuzlu suyu ayıracaksın. O suyu kendine alacaksın. Issız bir adaya düştüğün zaman isteyeceğin ilk şey damıtma düzeneği olmalı. Tabii işin şakası. Evet, damıtma düzeneği lazım bunları ayırmak için. Çünkü su lazım. Su bize geri dönmeli. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Ekranda gördüğünüz şekil bir damıtma düzeneği. Hatta imbik ismi verilen, hatta yine 9. sınıfa dönelim 1. sezon 1. bölüme Cabir bin Hayyan tarafından da tasarlanmış bir düzenek bu arkadaşlar. Şurada tuzlu su bulunmakta. Şurada tuzlu su. Bu tuzlu suyu ısıtmaya başlıyorsunuz. Ne oluyor? Su önce buhar haline geliyor. buhar haline geldikten sonra şuradan devam ediyor arkadaşlar. Burada da su giriş çıkışı var. Buradan soğuk su bir devir daim yapıyor. Sürekli soğuk su devir daim yaparsa burada ister istemez arkadaşlar bir soğutma bölümü oluşur. Bu soğutma bölümünü görünce buhar halindeki su tekrar yoğuşmaya başlar. Ve buradan arkadaşlar yoğuşmuş bir şekilde, yani sıvı hale dönmüş bir şekilde buraya iner. Bu olayın diğer ismi destilasyondur. Burada gördüğünüz gibi suyu tekrar elde ettiniz. Tuz nerede kaldı? Tuz az önceki kabın içerisinde kaldı arkadaşlar. Mantık budur. Tekrar söylüyorum. Suyu istemiyorsanız buharlaştırın. Ama suyu istiyorsanız damıtın. Evet. Heterojen katı sıvı karışımlara geçelim. 2 numarada A şıkkında önce süzme var. Süzme arkadaşlarım parçacık büyüklüğü farkı kullanılarak yapılır. Örnek olarak kum su, ki kum su az önce çalışmıştık aslında bakarsanız. Kum dibe çöktüğü için aktarma yöntemi de kullanabilirsiniz ama burada eleme yöntemi de, yani daha doğrusu süzme yöntemi de önerilebilir. Talaş su veya makarnayın suyunu süzme olayı arkadaşlar. Parçacık büyüklüğü kullanılıyor. Kullanacağınız süzgecin daha doğrusu deliklerinin, ayıracağınız maddelerin parçacık büyüklükleri arasında olması lazım. Ne demek istiyorum? Şimdi şurada bir makarna süzgeci var. Bakın burada makarnanın parçacık büyüklüğü bu deliklerden geçmeye uygun değil. Ne geçiyor? Su geçiyor bakın. Bugünlük hayattan bir örnekti. Laboratuvar ortamından bir örnek vereyim. Bakın burada arkadaşlarım şu huninin içerisindeki beyaz kısma süzgeç kağıdı deniyor. Bu süzgeç kağıdı arkadaşlar çok küçük delikler içeriyor. Dolayısıyla bazı kolloidal karışımları veya heterojen karışımları süzmekte kullanılıyor. Su veya çözülmüş halde maddenin olduğu bir çözelti o deliklerden aşağıya gidiyor. Ama o deliklerden daha büyük parçacık büyüklüğüne sahip olan maddeler arkadaşlar yukarıda kalıyor. Bu da süzme olayı. B şıkkında dekantasyon, aktarma. Az önce de aktarmayı söyledim bir üst satırda. Aktarmada arkadaşlar adı üstünde aktarma yapacaksınız. Burada kum su şeklinde bir örnek verebilir miyim? Dipte arkadaşlar kumun şu şekilde olması gerekiyor. Yani çökmüş halde olması gerekiyor ki yukarıdaki suyu şöyle aktaralım. Tabii %100 garantili mi? Değil. Sen bu aktarma işlemini yaparken yanlışlıkla arkadaşlar dipteki kumdan da diğer kaba aktarabilirsin. Hatalı bir işlem yapabilirsin. Zaten dediğim gibi ayırma yöntemlerinin birçoğunda arkadaşlar %100 garanti yoktur. C şıkkında diyaliz var. Diyalizi biliyoruz. Daha önceden duyduk. Böbreklerdeki kanın süzülmesi olayı diyalize çok güzel bir örnektir. Zaten duymuşsunuzdur. Böbrek süzmesi yetersiz böbrek hastaları sürekli diyalize giriyorlar. Tabii çok zor bir olay. Saatlerce orada beklemek zorunda kalıyorlar. O diyaliz makinesi kanı bir taraftan alıp arkadaşlar süzüp diğer tarafa geri veriyor ve bu saatler sürebiliyor. Diyalizdeki mantık parçacık büyüklüğü farkıdır arkadaşlar. Örnek olarak da zaten söylediğim gibi böbreklerdeki kanın süzülmesi olayı söz konusu burada. Santrifüjleme D şıkkında. Santrifüjlemede merkez kaç kuvveti kullanılıyor? Buna da örnek olarak kanın santrifüjlenmesi örneği verilebilir arkadaşlar. Kanı gördüğünüz gibi plazma halinde ve şu şekilde arkadaşlar kırmızı kan ve beyaz kan halinde ikiye ayırmakta kullanılabiliyor. Merkez kaç kuvveti kullanılıyor dedim. Gördüğünüz santrifüj makinesi arkadaşlar düğmesine bastığınız zaman hızlı bir şekilde dönüyor. Döndükçe asılı haldeki parçacıklar, ki kan kolloid bir karışımdır. Bu özellikle kolloidler için önerilen çok güzel bir yöntem. Asılı halde parçacık bulundurduğu için kan döndükçe arkadaşlar o asılı parçacıklar dibe kendini atıyor. Sürekli dibe atıyor ve ne oluyor? Zamanla gibi çöktürüyor. Bu şekilde kırmızı kan ve beyaz kanı birbirinden ayırabiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken tek nokta şurası arkadaşlar. Mesela sizin kanı örneğiniz şurada diyelim. Bunun kütlesi neyse bunun tam karşısına eşit kütlede bir şey koymanız lazım. Elinizde başka bir numune yoksa eşit ağırlıkta bir madde oraya koyacaksınız. Koymazsanız santrifüj makinesinin titremeye başladığını ve artık deyim yerindeyse yürümeye başladığını görürsünüz. Dolayısıyla bu ağırlıkları eşit tutmanız gerekiyor sevgili arkadaşlarım. C sıvı karışımları ayırma. Şimdi ilk olarak da homojen sıvı karışımlardan başlayacağız arkadaşlar. İlki A, ayrımsal damıtma. Zaten bir tane yöntem önereceğim. O da ayrımsal damıtma. Alkollü su gibi, petrol gibi sıvı homojen karışımları ayırmakta kullandığımız bir yöntem. Burada sevgili arkadaşlarım kullanacağımız strateji kaynama noktası farkı. Kaynama noktası farkına göre hareket edeceğiz. Bunun için ayrımsal damıtmayı önerdik. Ayrımsal damıtmayı az önce basit damıtma olarak zaten söylemiştik. Aynı düzenek burada da var. Şimdi burada tabii tuzlu su değil de alkollü su kullanıyoruz arkadaşlar. Yine burada alkol ve su karışımı var. Burada arkadaşlarım ısıtmaya başladıktan sonra alkolün kaynama noktasına gelince ki alkolün kaynama noktası sudan daha düşük. Yan tarafta grafikte de inceleyeceğim birazdan. 78 derecede alkol kaynar, etil alkol. 78 dereceye geldiğimiz an alkol buharlaşmaya başlayacak. Daha doğrusu kaynamaya başlayacak. Alkol buharı şuradan devam edecek. Burada hatırlarsanız eğer yine soğuk su giriş çıkışı vardı. Bu soğuk su giriş çıkışı ortamın soğumasına yardımcı oluyordu. Dolayısıyla buraya kadar gelen buhar halindeki alkol tekrar şuradan geçerken yoğunlaşıyor ve buraya tekrar bakın sıvı halde dökülüyor arkadaşlar. Şuraya toplama kabı veya destilasyon kabı da denir arkadaşlar. Bu kapta öncelikle alkolü elde edeceksiniz. Su nerede kaldı? Su içeride kaldı arkadaşlar. Çünkü henüz kaynama noktası 100 santigrat dereceye ulaşmadı. Su burada, alkol de burada toplanmış oldu. Tabii yine daha önce 2 defa söylediğim gibi şimdi 3. kez söyleyeceğim. Ayırma yöntemlerinin birçoğu %100 garantili yöntemler değildir ki ayrımsal damıtmada öyle bir yöntem arkadaşlar. Biz bu işlemi bir kez yaptığımız an aradaki hidrojen bağıydı suyla alkol arasındaki bağ. Aradaki hidrojen bağı yüzünden suyla alkol birbirinden tam olarak ayrılamaz. Dolayısıyla bir miktar alkol ilk kapta kalır, bir miktar su da diğer kaba geçer. Dolayısıyla biz bu işlemi arkadaşlar daha da başarılı hale getirmek için yani saflık yüzdesini arttırabilmek için defalarca işlemi tekrarlamak zorundayız. Yaptığımız her tekrar sonucunda karşıya geçen alkolün saflığı daha da çok artacaktır. Kaynama noktası farkı dedik. Önce etil alkol kaynıyor dedik. Aynen. Şimdi biz mesela 25 dereceden alsak bu alkolü suyu arkadaşlar arttırıyoruz sıcaklığını. Nereye kadar? Alkolün kaynama noktasına kadar arttırıyoruz. Orası neresi? Şurası. 78 derece. Burada gördüğünüz gibi etil alkol kaynıyor. Etil alkol kaynadıktan sonra burada hem alkol hem de su vardı. Alkol gittikten sonra şu kısımda sadece su kalıyor. Hatta burayı farklı renkle yapalım. Hani tek bileşen kaldı diye. Şurada sadece su kalıyor arkadaşlar. Su da burada kaynıyor. Yani bunun su alkol karışımının sıcaklık zaman grafiği bu şekildedir. Ayrımsal damıtma işlemi esnasında da bu grafik geçerli olur. İkincisi heterojen sıvı karışımlar. Bunlar için de bir tane yöntemimiz var arkadaşlar. O da ayırma hunisi. Yine meşhur bir yöntemdir. Ayırma hunisi yoğunluk farkından yani üst kütle farkından yararlanılarak ayırma sağlanır burada. Örnek olarak zeytinyağı su, benzin su olarak verdik. Yani birbiri içerisinde homojen bir şekilde karışmayan, çözelti olmayan, altını çiziyorum çözelti olmayan heterojen karışımlar için geçerli. Burada arkadaşlarım olay şudur. Tabii burada başka bir madde var muhtemelen resimde ama suyla yağı karıştırdığımız zaman yağ gibi üste çıkmak demini hatırlayabilirsiniz. Şurada yağ toplanacak. Aşağıda da su olacaktır arkadaşlar. Tabii bunları karıştırdıktan sonra bir miktar beklemek lazım ki suyla yağ iki ayrı faz oluşturacak şekilde birbirinden ayrılsın. Bu işlemin sonucunda da şu aradaki faz çizgisi, bakın maviyle çizdim. Musluğu açarak bu çizgiyi musluk seviyesine kadar indireceksiniz. Yani musluğu açarak suyu aşağıya boşaltmaya başlayacaksınız. Su aşağıda gidecek, yağ da aşağı doğru inmeye başlayacak. Dediğim gibi bu faz çizgisini, şuradaki çizgiyi arkadaşlar musluk seviyesine getirdiğiniz zaman musluğu kapatacaksınız. Tabii burada da el becerisi önemli. Yani uygun anda hızlı bir şekilde kapatmak lazım ki aşağıya yağ kaçmasın, yukarıda da su kalmasın. Tekrar söylüyorum, %100 başarılı olma ihtimali düşük. Tamamen el becerisine bağlı. D şıkkında sıvı gaz karışımları ayıracağız arkadaşlar. Sıvı gaz karışımları sadece homojenlerini ayıracağız. Zaten heterojen sıvı gaz karışımlarında kabı açmanız, kabın kapağını açmanız gazın kaçmasına sebep olacağı için herhangi bir ayırma yöntemi önermeye gerek yok. Biz gazlı içeceklerdeki gazı nasıl kaçırırız onu tartışalım. Mesela yine gazlı içecekler, resimde bir kola var. Dikkat ettiyseniz kenarlarında karbondioksit gazı baloncukları var. Şurada resimde görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Bunu günlük hayattan da cevaplayabilirsiniz. Kolanın içerisindeki veya gazlı içeceklerin içerisindeki gazı nasıl kaçırabiliriz arkadaşlar? Sıcaklık ve basınç değiştirerek. Onu da nasıl yapacağız? Hatırlarsanız eğer gazlar için çözünürlük sıcaklıkla ters orantılıydı. Basınçla da doğru orantılıydı. Yani basıncı artırırsanız, ki fabrikada yüksek basınç altında dolduruluyor gazlı içecekler. Dolayısıyla kabını açtığınız an hızlı bir basınç düşmesi oluyor. Dolayısıyla çözünürlük düşüyor ve gaz kaçışı sağlanıyor. Veya sıcaklık. Zaten bu içeceklerin üstünde arkadaşlar ne yazar? Soğuk içiniz yazar. Niye soğuk içiniz? Çünkü sıcaklık düşük olursa çözünürlük de yüksek olur. Daha çok gaz çözünür ve daha çok o asitli dediğimiz o tadı alabilirsiniz. E şıkkında gaz karışımları ayırma. Gaz karışımlarından sadece yine homojen gaz karışımlar diye başlık attım. Heterojen gaz karışımı yok. Bütün gaz karışımları zaten homojendi arkadaşlar. Şuraya da nota yazalım ki karışımlar konusunun başında da bunu söylemiştik. Heterojen gaz karışımı olmaz. Çünkü gazlar bulundukları ortama düzgün bir şekilde, homojen bir şekilde dağıldıkları için. Bunun için arkadaşlar havadaki gazların ayrıştırılması olayında olduğu gibi soğutma yöntemi veya basınç değiştirme yöntemi kullanabiliyorsunuz. Yoğuşma noktası farkından yararlanılıyor. Bu kısım 9. sınıf maddenin halleri konusunda kısa bir başlık altında anlatılmıştı, bu havadaki gazların ayrıştırılması. Mantık, hava girişi sağlıyorsunuz. Havayı sıkıştırıp arkadaşlar, havayı sıkıştırdıktan sonra tekrar soğutuyorsunuz. Bu sırada karbondioksit ve su ayrılıyor. Geriye azot ve oksijen gazları karışımı kalıyor. Bunu da -200 dereceye kadar düşürdüğünüz zaman arkadaşlar, oksijen ki -180 civarında bir yoğuşma noktası var. Oksijen sıvı halde ayrılıyor. Azot gazı yine gördüğünüz gibi arkadaşlar gaz halde yukarıdan tahliye ediliyor. Bu son iki yöntem çok daha fazla karşınıza çıkacak yöntemler değildir. Bu konu içerisinde ekstradan ekledim konu anlatımına. F şıkkında son ayırma yöntemi katı gaz karışımları ayırma. Heterojen katı gazları ayıracağız arkadaşlar. Bunun için filtreleme yöntemi kullanacağız. Bu filtreleme yöntemi süzmeyle aynı mantıkta arkadaşlar. Yine parçacık büyüklüğü farkı kullanırsınız. Bunu örnek olarak fabrika bacalarına veya otomobillere filtre takılması. Mesela resimde arkadaşlar bir hava filtresi var. Bu hava filtresi zaten havadaki o partikülleri süzüyor. Yani aracın motoruna girmesini engelliyor. Bu şekilde ömrünü uzatıyor. Fabrika bacalarına da filtre takılması gayet mantıklı. Yani şu bir baca olsun arkadaşlar. İçeriden ne çıkıyor? Tabii ki kirli hava çıkıyor. Kirli duman çıkıyor. Kirden kastım burada partiküller. yanma ürünleri, toz, toprak veya dediğim gibi yanma ürünleri, o kurum dediğimiz veya evet kurum dediğimiz şeyler. Bunlar arkadaşlarım eğer filtreleme yöntemi olursa havaya karışmıyor. Zaten fabrika bacalarında kesinlikle arkadaşlar filtreleme işleminin yapılması lazım çevre korumak adına. Evet, karışımlara ayırma yöntemlerimiz bunlardır sevgili arkadaşlar. Son birkaç yıldaki müfredata eklenen yöntemleri yanı sıra bir iki tane de bonus ben ekledim. Böylelikle karşınıza çıkabilecek bütün ayırma yöntemlerini burada listelemiş olduk arkadaşlar. Genel olarak fiziksel hallere göre bir sıralama yaptık. Yalnız her ayırma yönteminde hangi farktan yararlanıyoruz bunlara çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Karışımlar konusunun açıkçası biraz daha geri planda kalmış olan kısmıdır. Çok fazla soru gelmez. Eskiden daha çok geliyordu. Son yıllarda o kadar çok da soru gelmemesine rağmen yine müfredatımızda yer alıyor arkadaşlar. Bu konuyla beraber de karışımlar konusunu bitirmiş oluyoruz arkadaşlar.